ve Mutfağım'dan herkese merhabalar. Peynir yapacağız bugün. Peynir mayası kullanmadan tamamen doğal maya ile tadı, tuzu, lezzetiyle 10 numara bir peynir olacak. Artık dışarıdan almanıza da gerek kalmayacak. Tarifin bir iyi yanı da hemen tüketebiliyor olabilmeniz. Bu tarifi sizlerle paylaştığım için o kadar memnunum ki arkadaşlar. Deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sözü fazla uzatmadan hemen tarifimizi yapımına geçelim isterseniz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Ocağımızın altını yakalım. Şimdi burada 5 litre inek sütümüz var. Güzelce süzgeçten geçirdim, tel süzgeçten. Eğer böyle bir süzgeçiniz yoksa temiz bir tülbentle de bu işi yapabilirsiniz. Şimdi sütümüzü kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi 200 ml'lik bardağımızın içine kaya tuzumuzu koyuyoruz. Üzerine de bardağı tamamlayana kadar ben elma sirkesi koyuyorum. Varsa üzüm sirkesi de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tuzumuzu daha güzel kesilsin diye koyuyoruz. Peynirimize tat versin diye değil. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Tuzumuzu eritelim. Şekliyle çok daha fazla peynir çıkıyor. Daha önce ben yoğurtlu ve limonlu olanı, sadece sirke ve limonlu olanları da denedim. Gerçi yoğurtlu ve limonlu olan da çok lezzetli oluyor ama bu haliyle çok daha fazla peynir çıkıyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. İyice eritelim. Sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi hemen kaynar kaynamaz sirke suyumuzu döküyoruz. Şimdi zaten yavaş yavaş kesilmeye başlayacak. Bakın başladı bile kesilmeye. Bu süt kesi değil arkadaşlar. Bildiğiniz enfes bir peynir oluyor. Diğer peynirlere de benzemiyor. Çok lezzetli. Hemen kesildi gördüğünüz gibi. Şimdi döker dökmez hemen altını kısalım. Sirkeyi döker dökmez. Şöyle ara ara karıştırarak. Hemen geçit suyu da çıkmaya başladı. Bakın. Ama hemen kapatmıyoruz. Biraz daha kaynamasına izin veriyoruz. Bu yöntemde çok fazla peynir çıkıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Biraz daha fazla çıksın diye yarım limon daha ekleyin falan denize gerek yok. Çünkü zaten bundan 900-950 gram kadar 5 litre sütten peynir çıkıyor. Şöyle karıştıralım ara ara. Zaten yeşil suyu da çıkmaya başlıyor bakın. Bu peynir altı suyunu da dökmüyoruz tabii ki. Ekmeklerimize, poğaçalarımıza çok güzel lezzet veriyor. Son derece de sağlıklı. Hatta makarna bile yapabilirsiniz ama makarnayı yapar yapmaz yemeniz gerekiyor. Çünkü yapışabilir. Hemen yiyecekseniz yapın yani makarnayı. Bunun suyuyla. Şöyle ara ara karıştırıyoruz.
altında kısmayı unutmayın. Sirkeli suyu döker dökmez hemen kısın. Süzleme işlemini yaparken de arkadaşlar sıcak sıcak yapacağız. Sakın soğutayım ondan sonra dökeyim süzeyim demeyin. Peyniriniz tutmaz. Sıcak sıcak kaynar kaynar hemen döküp süzeceğiz. Artık tamamen süt kesildi arkadaşlar. Yemyeşil oldu suyumuz. Şimdi altını kapatalım. Ve süzelim. Süzmek için de ben şöyle süzgecimizi tenceremizin üzerine koyuyorum. Benim şöyle bir peynir keselerim var. Siz de eğer mutfak tülbenti varsa temiz onlara koyup o şekilde süzebilirsiniz. Çok sıcak, dikkatli olun arkadaşlar. Benim elim alıştığı için artık yanmıyor. Şöyle. Bu 5 litre süt için 2,5 saat beklemeniz yeterli. 2-2,5 saat. Çok fazla bekletirseniz çok sert peynirleriniz olur arkadaşlar. 2-2,5 saat son derece yeterli oluyor. Şimdi üzerine ağırlık koyacağız. Ben bunun için önce şöyle kapağı kapatıyorum. Şöyle alalım. Sonra üzerine düdüklümüzün içine su koyuyorum. Şöyle koyalım. 5 litrelik ağırlık yeterli arkadaşlar. Şu 5 litrelik damacanalar var ya onlarla da koyabilirsiniz. Ben bu şekilde 2-2,5 saat bekleteceğim. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Peynirimiz hazır. Yeterince süzüldü. Bu kadar beklemesi yeterli. Daha fazla bekleyince çok sertleşiyor. O yüzden fazla bekletmeyin arkadaşlar. Şimdi salamura yatıracağız peynirimizi. Onun için 2 yemek kaşığı kadar peynir altı suyumuzun içine yine tuzumuzu koyuyoruz. Kaya tuzumuzu. Arzu ederseniz ben bu şekilde tuzsuz yerim derseniz böyle de tüketebilirsiniz. Karıştıralım. Peynir altı suyu da iyice ılıdı artık. Çok sıcak değil. Onun süzülmesini beklerken bu da yeterince ılıdı. Şimdi karıştıralım. Peynirimizi güzelce dilimleyelim. Şu şekilde. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu üzerine sarılığı yarın geçecek arkadaşlar. Sirkeli suya yatırdığınız zaman. Peynir altı suyuna yatırdığınız zaman. Kar gibi peynirleriniz çıkacak. Şöyle koyalım. Aynen dışarıdan aldığınız peynirlerden hiçbir farkı yok.
Hatta çok daha lezzetli. Dediğiniz zaman siz de fark edeceksiniz. Üzerine böyle dökün ve bir gece buzdolabına koy, alt tarafında beklesin. Sabah bembeyaz mis gibi peynirleriniz hazır olacak arkadaşlar. Kapağımızı da kapatalım. Yarın peynirimizi son halinde görüşelim arkadaşlar. Peynirlerimizin son hali. Gördüğünüz gibi bir gün boyunca kendi suyunda, o salamura suyunda beklettiğimiz için kar gibi hepsi peynirlerimiz oldu arkadaşlar. Tuzu, tadı son derece yerinde. Şimdi kesip ses servis yapacağım. Sunumu da göstereyim. Şöyle tabağımıza. Lezzeti de oldukça yerinde. Şu şekilde alalım. Tabağımıza şöyle koyalım. Üzerine çörek otu dökeceğim ve zeytinyağı. Arzu ederseniz suyun içine yatırırken süzdüğünüz zaman tüpelde o anda çörek otunu koyabilirsiniz. Ben çoğu zaman öyle de yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Tülbent içinde çörek otları ile birlikte sarıp o şekilde suyunun süzülmesini beklersiniz. Çörek otlu peynirleriniz olmuş olur. Şunları da koyalım. İnsanın kendi peynirini yapmak ikisi var mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Dışarıdan almaya gerek bile yok. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Şöyle bir kısmını koyuyorum. Üzerine çörek otumuzu dökelim. Şöyle bolca. Zeytinyağımız. Oo, misler gibi oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Eğer arzu ettiğiniz tarifler varsa, yapmamı istediğiniz yorumlara yazarsanız elimden geldiğince yerine getirmeye çalışırım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.